Şimdi selamünaleyküm, aleykümselam. Şimdi yok, hepsi tamam. Ceyran'ın falan hepsi var yani işte. Yapalım, şimdi bugün girişte. Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Koçlar kabilesinde olan sevgili büyüğümüz, bizim de eniştemiz, halamızın kocası Bayram Koç. Eniştemizin evine misafir olduk. Allah razı olsun. Mehtap ablamız burada, Bayram eniştemiz burada. Onlarla bugün güzel bir söyleşi yapacağız. Her gün söyleşi yapmadan önce her zaman gelenek görenek aynı şeyleri takip ediyoruz. Bugün burada aramızda kimler varsa onlarla bir tanışmak istiyoruz. Onlarla tanıştıktan sonra da sohbetimize kaldığımız yerden başlayıp baştan sona kadar götüreceğiz. Şimdi bir tanışalım ilk önce enişte. Koçlar kabilesinden sen kim ana adı, kim baba adı, kim hepsini onları söyle enişte. Şimdi annemin adı Menekşe. Hı, Menekşe. Babamın adı Hasan. Evet, tarih. Şimdi, tamam. Menekşe, annen Menekşe kim gildendi köyde? Bunlar dayımgilin şeyi, sülalesi Hatıpgil. Ha, Hatıpgil'e dayanıyor. Evet. Onun kızı. Baba? Baba mı? Koçlardan. 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 Ondan sonra acaba senin doğum kaç enişte? Benim doğum esas yaşım şey doğumu 1927 ama nüfus kağıdında 1931'dir. 31, 27, 31 öyle bir şey. Yani 2 yaş fark var yani. Hasan ağa gelin, Hasan demek ki dayımın babası. Babası. Evet. Oradan geliyor demek ki Hasan. Tabii canım. Hasan ağa gelin tamam. Sizin oradan geliyor, babandan geliyor. Şimdi Hasan ağa gelin onu soruyorsan dedemin daha dedesi. Daha önce de. Ha, 4. nesil. Bayram Koç. Yani enişten Bayram Koç. Ana adı ne dedin enişten? Menekşe. Menekşe. Baba adı? Hasan. Hasan. Evet. Deyzoğlu sıra size geldi. Ben Yunus Emre. Bu hafta bugün de Bayram Koç dayımızdayız. İnşallah iyi bir sohbet olacak. Ben Cizigil'in Agah Emre. Yakup'un oğluyum, tamam mı? Tamam. Buraya tasdik ettin mi? Ben Mehmet Hoca'nın oğlu Faruk Tanmur. Tamam, buraya tasdik ettin. Ben Bayram Koç'un kızı Mehtap Koç. Yanlış oldu. Altınlar. Evet. Bir de Tevfik'in eşi Selnaz. Tevfik Kayhan. Tevfik Kayhan'ın eşi. Ben de Aleykül'den Bülüsü'nün kızı Ayda. Mert, niye sen gizleniyorsun? Mert tanışmıyor musun? Yalnız iş dalga bir bak. Aleye geldin. Valla bak biz senin adı daha Muhtargil yapamadık. Ben de Muhtargil'den Tevfik Kayhan. Hafız Mehmet Kayhan'ın oğlu, Dudu Kayhan'ın oğluyum ben. Kimin damadı? Damat konusuna girmeyelim istersen. Yok, Yunus söyleyemedim diye şimdi Yunus sıkılıyor ya. Orada o yüzden. Şimdi sen Yunus, söyleyemedi diye. Tabii Yunus Hatıpgil'den Satılmış Özdemir'in oğlu yani. Damat diye oğlu yani. O kadar basit. O şimdi yüzden enişte oradan akraba diye hemen böyle bak gülümsedi ya siz. Dayı diyor da sana dayı diyor, oradan diyor. Biz de ne demiyor. Söylüyorum işte ben. Enişte 1900. Evet. Evet. Anladın mı? 1927'de Kırsakal'da mı doğdu? Kırsakal'da. Kırsakal'da dünyaya geldi. Evet. 6 yaşıma kadar köydeydim. Evet. 6 yaşımdan sonra çıktım Ankara'ya. Ankara'ya. Kimin yanına geldin? Babamın yanına. Babandan beraber geldin o zaman Ankara'ya. Babam daha evvel buradaydı. Ben ondan sonra geldim. Ben sonra geldim. 35 yıl Ankara'ya gelmişsiniz. He? 37 mi? 38 yıl Ankara'ya geliyor. Kim? 1937'de diyor gelmiş diyor Ankara'ya diyor aşağı yukarı. Doğru mu enişte? Sen bir yayın yapacağız. Sesini sen devam et. 1937'de diyor. Yaklaşık diyor. O tarihlerde gelmişti. Peki sen okulu hiç köyde okula köyde, gittin mi? Köyde gittim. Gittin mi? Senin zamanında öğretmen kimdi? Ali bizim. Ali öğretmen. Oldu. O mu okuttu sizi? Oydu evet. Orada 3 sene yok zaten köyde okul vardı o zaman. O zaman. Evet. O zamanki okul şimdiki mevcut okulun yeri miydi işte? Sizin okuduğunuz mektep yıkıldı okul. Yıkıldı orası. Ama aynı yerde miydi? Aynı yerdeydi de yıkıldı orası. Orası eskiydi. Oranın altı samanlıktı oğlum. İki katı duvarası merdivenle çıkarttı, üst kattaydı. Sonradan orası yıkıldı, bu okulun yeri yapıldı işte oraya. Oraya o okul yapıldı.
Senin mesela okula gittiğin dönemlerde senin okul arkadaşlarından kimleri hatırlayabiliyor? Bak sana, şu bizim Ali Osman vardır bak. Anladın mı? Ondan sonra rahmetli bizim Nuri var. Bekir vardı, gelir giderdi yani pek o şey etmezdi. Hoca Bekir dediğimiz, öyle diyeyim size. Tabii tabii, şimdi bu da isimleri böyle soyadlarıyla, lakaplarıyla söylersek milletin aklında kalır. Şimdi yanlış anlamayan şey değil. Şimdi biz Bayram Koç deyince belki bazıları şey yapmaz ama Kara Bayram diyen işte bir şeyi. Tamam işte. Yani ama geçen... şimdi beyazlamışsın gayet eskisi gibi karalayı kalmaz. Nasıl beyazlamak? Nasıl beyazlamak? Tabii köyde nasıl anılıyorsa aslında o tarz. Tabii ben onu diyorum. Kara Bayram ise Kara Bayram'dır yani. Bayram Koç'tur Kara Bayram. Uzun Hasan mesela. Dedemize yani. Uzun Hasan tabii diyorlar. Yani her şey doğallıydı. Kambur Hasan yani. Derlerdi babama kızım. Kambur Hasan, Uzun Hasan işte. O zaman sen şimdi 6 yaşında çıkana kadar orada okula gittin, okuldan 3. sınıfa kadar devam ettin mi orada? Sonradan geri gittim ben buradan. Orada köydeydim. Köyde babam doğru. Askere gitti, bilmem ne oldu falan. Anladın mı? O arada ben köydeydim. Ondan sonra o arada sen köyde kaldın. Ondan sonra ayrıldım, bir daha da gitmedim. Cenaze menaze olursa o zaman gidiyorum. Başta yok. Hasan dayıyla falan mı o zaman köyden, askerden geldikten sonra babandan birlikte babam, mi Ankara'ya geldin? Babam tekrar? Rahatsız oldu. Hastanede yattı. Ondan sonra köye gittik. Anladın mı? Babam öldüydü yani açıkçası. Burada öldü diye götürdük yani. Ha, buradan öyle götürdün. Evet. Önce baba mı rahmetli oldu, anne mi? Babam rahmetli. Babam 72'de öldü, annem 75'te öldü. Allah haber etsin. Şimdi Koçlar eski köyün eski köklü bir ailesi. Yani ikinci sırada. İki numara. Bir numara ki? Bir numara odadır bizim. Oda vardı ya. Ha. O oda bizim oda bir sülalemizin numara bir numaradır o. Oda. İki numara da ev. İki numara da ev. O zaman şu an Kırsakal köyün en eski sıra numarasına göre Koçlar. Öyle. Yani bir numara. Yani odada bunların olduğuna göre bir numara yani. Sonuçta biri oduya vermişler ama İki numara kendi evleri olduğu için o da misafirhane kullanılıyor. O da misafirhane yani. Zaten köyde 5 tane mi ne oda vardı o zaman için. Herkesin şeyi belliydi yani. Mesela diyeyim ki şimdi 76 yaşlarında, 75 yaşlarında olanlar bizim odaya toplanırlardı. Gençler şeyin odaya toplanırdı. Bekir Agil'in oda diriz yani. Caminin karşısında camini oraya toplanlar. Oradan sonra Osman Usta'nın oda yapıldı. Onun yanına yapıldı. Yan yana. Bitişik. Sizinki zaten çok evvelkidir. Sizin odamız eskidir. Anladın mı? Ondan sonra aşağı bizim okuduğumuz yani imama gittiğimiz öyle diyeyim size. Aşağı çeşmenin yanındaki şey var ya. Cevdet Gülüm oda. Orası orası bizim okulumuzdu. Siz o eski yazıyı orada mı öğrendiniz? Orada eski yazıyı kim öğretti size? Yakup Hoca. Bizim benim iç... Dedemiz. Bana hatimi yaptıran odur. İlk hatimi onda yaptım ben. Yakup Hoca'da yaptım. Ondan sonra Kalfat'tan Kazım Hoca diye birisi geldi. Bir sene sonra. O devam etti. Hoca Mektebi'ne yani. Evet, Hoca Mektebi'ne. Sen köyde bayağı bir o şeyleri geçirmişsin enişte. Ya ben gittim geldim diyorum sana işte. Gittim geldim doğru söylüyorum ama ondan sonra sen şimdi o altılı yaşlardan kurtulup yaş böyle 15-16'ya gelince Ankara'daydım 15-16 yaşlarda evet. Burada köyden geldikten sonra orada üstü neydi? Burada tekrar bir okul ihtiyacı duydun mu? Gitmedin değil mi? Bir daha gitmedim. Diploma aldın mı o 3. sınıftan sen? O zaman vardı işte. Şimdi diploma ile şey ettiğimi ben nüfus kağıdı bile gitti bende. 16-17 yaşında buraya geldikten sonra ne yaptın işte? İnşaat. Burada inşaata hemen direktmen tesadüfine. Tesadüf işte. Senin ustan kimdi mesela seni? Benim ustam. Karabayram yapan, usta yapan. Babam. Öyle mi? Babamla beraber çalıştım ben. Anladın mı? Ondan sonra İnce Mehmet'le babam ortak oldu. Bak. İkisi ortak olunca benim aram biraz bozuldu. Şimdi o da neden? Kardeşi Efe vardı ya öyle dedim Ahmet. Ahmet evet.
O askerden geldi. Beraber çalışıyoruz opera binasında. Şu bildiğimiz opera binasında. Sıyırın. Evet, evet. Oranın işini demek ki siz yaptınız. Şimdi evet, şöyle, şimdi bu tesisat işini biraz yüklediğimiz zaman, kontrol ettiğimiz zaman Ankara'nın hemen hemen en eski binalarını tesisata çeviren Eniştemgil'in tayfalar evet. Yani Eniştemgil, İnce Mehmetgil, Yedibelağlar, doğru mu? Yedi daha eskiler kimler? Ondan sonra sizden önceleri de var. Bizden öncesi yok. Eniştemgil'den öncesi yok. Bizden evvelkisi tesisatta yok. Yok. Yani yok. Ankara'daki büyük merkezi sistemleri öyle diyeyim. Tesisat, sıyı tesisat, ısınma işlerini tamamen o zaman hastaneleri falan. Hastaneler. Tabii tabii tabii. Bunlar ben, elinden geçmiyor. Ya mesela Cebeş Hastanesi bizim elimizden geçmedi. Opera binasından bahsediyor. Opera binasını orada kaldığın yerden devam et. Şimdi adam geldi. Opera binasında Ahmet geldi askerden. Beraber çalışıyoruz. Bana da 3,5 lira yemeğe veriyorlar. Ona da 3,5 lira yemeğe veriyor. O zamanın parasıyla. Anladın mı? 3,5 kuruş yani. 3,5 lira kuruş. O zaman lira. Lira. Bu ondan sonra ben şimdi onun yanında bir çocuk var. Yardımcılık yapıyor falan. Ben yalnız çalışıyorum. Ben akşama kadar 14-15 soba bağlıyorum. Ahmet 3 soba bağlıyor. Soba deyince petek. Yanlış şu işte şu. Yani soba dediğim radyatör petek, yani. Soba dediğin petek. Bunda, yani petek yani. Bundan 3 tane akşama kadar bağlıyor. Ben 15 tane 13 tane bağlıyorum. O da 3,5 lira alıyor. Ona 3,5 lira bana da veriyorlar. Ben ondan sonra res çektim. Babama da incememe dedi. Ben sizde çalışmıyorum dedi. Akşam elbiseler topladım, iki kağıt çimento torbasına sardım, ipi kırdım. O zaman Saracoğlu Mahallesi yeni başladı. Şimdiki şu Saracoğlu Mahallesi biliyor musun? Orada... Sözünü unutma, o zaman sen o çalıştığın dönemde o zaman bu dikmen havarisi falan yok. Yok yok. Nerede oturuyorsunuz? Biz o zaman benim beş evler derdik, şeyin orada, Hisar'ın karşısında. Hisar'ın karşısında oturuyor. Ondan daha evvelinde Doğan Bey Mahallesi var. Kürtlerin olduğu yer. Kürtlerin yukarıdan. Esas orada benim ilk Ankara'ya gelmişimiz orası. Ondan sonra biz oraya gece kondu yaptık. Dediğim yere. Anladın mı? Orada şey ettik. Biz birinci gece konduyu şeye sattım. Niyazi vardı. Anladın mı? Onlara sattık. Oradan beri tarafı yaptık. Orayı sattım. Buraya geldim ben. Dikmenin eniştem hemen hemen en eskilerinden yani. 53'te geldim oğlum ben buraya. Buranın kırsakal adına hemen hemen en eskilerinden evet. Eniştem buraya gelip bu binayı da eniştem kendisi o zaman müteahhitliğinde kendisi 53'te yaptım ben. Şey geldim ben buraya. Yani dikmene en ya. Eskilerinden ya. O zaman buralarda bir şeyler falan yoktu yani. Onu soruyorsanız ben şeyde Hisar'da da oturdum oğlum bak. Maltepe'de de oturdum. Uzun yol deriz şeyde. Aklıma gelmedi şimdi aniden. İsmet Paşa, uzun yolda da oturdum ben. Hacı Bayram'da da oturdum. Kira bunlar. Hmm. Anladın mı? O zaman Ankara şimdiki Ankara gibi değil, küçük bir Ankara. Oğlum, Ankara neredeydi ya? Ulusu da hepsi Sarın Bahçe'ydi. Yani Kızılay'dan önce Ulusu. Kızılay yani, nedir ki? Kızılay, Kızılay sonradan oluştu yani. Oğlum merkez Ankara'nın Ulusu. Merkezi eski şeyi Ulus. Daha eski yerini soruyorsan Ulucanlar'dır. Ulucanlar değil mi? Çok eski binalar oradaydı. Ulucanlar'daydı. Hisar falan sonradan şey etme yani. Sen 16-17 yaşında tesisat işi yaparken evlilik oldu muydu ağlamlar? Kaç yaşında? 21 yaşında mı? Askerden geldikten sonra mı evlendin? Ben askere gitmeden evlendim de oğlum ben 5 sene sonra gittim askere. Şimdi benim rahmetli babaannem köydeydi. Anladın mı? Benim şeyim geldi, pusulam geldi yani. Evet. Buradan onu aldım, ben köye gidiyorum. Köye giderken Koca Mehmet'in arabadan indim, şubeye uğradım, askeri şubesine. Oraya gittim, bıyıklı bir müsteğmen oturuyor, Kürt. Anladın mı? Şöyle bir baktı. Dedim ki, müsteğmen, ben falan oğlu falanım. Benim pusulam gelmiş. Anladım, sevkimin neresi olduğunu öğrenebilir miyim dedim. Sana dedi elbiseyi giydirirsem dedi öğrenirsin dedi. Ulan hayvan ben elbiseden koşsam oraya gelmem zaten. Oraya uğramam.
Ben oradan çıktım. O gün de pazarı. Cumartesi. Şaban Üzüm Efendim? Pazarı. Ha, Şaban Üzüm'ü gayrı Şaban Üzüm. Pazartesi. Anladın mı? Şaban Üzüm de pazarı. Efendim? Ben oradan çıktım, geldim. Kocam dedim arabaya yaptım. Oturdum, arabayı kilitledim. İki jandarma ya, geldi. Bu şey değildi. Anladın mı? Onlar göndermiş peşimde. Gidin demiş, alın geldi. Ben arabadan inmedim. Madem ki şey diyorsanız gidin üst teğmen gelsin dedim. Ben okudum. Geri geliyorlarmış işte. Değil madem mi? Bir şey diyorsa üst teğmen gelsin beni o alsın. Onunla oradan ayrıldı. Ben arabadan atladım. Karaverana kadar yürüdüm. Senin telefonun da ses değil. Karaverana geldim. Araba bekliyor. Şimdi. Hocam Mehmet gelecek de. Alacak yolda. Çekedik mi? Babaannem orada. Neyse babaannemi şey ettim ben. Oradan döndüm buraya geldim. Doğru şubeye gittim. Bir albay oturuyor. Samanlıklar şubesi. Bir albay oturuyor. Girdim selam verdim. Ne o evladım dedi. Ben olduğu gibi anlattım hani Müsteğmen'in böyle böyle yaptığımı şey evet. falan. Bana bir kart yazdı. Dedi ki ben burada olduğum müddetçe ben tamam, sana dedi adresine gönderdiği zaman çık gel dedi. Aradan 5 sene geçti. Adam oradan o da gitmiş. Albay da gitti. 5 sene sonra gittim ben askerliğe. Anladım. Sen askerden döndükten sonra. O zaman Sait 1 yaşında şeydi. İbrahim 1 yaşında, Sait 3 yaşına giriyordu. Çocuk şimdi sende 5 mi? 4. İki kız, iki oğlan. Beşinci sen. Beşinci ben, Sait dayım. En büyük Sait dayım. Sait. Ondan sonra İbrahim. İbrahim dayım. Ondan sonra Ayşe. Ayşe abla. En küçük. Mehtap abla. En küçük. İki kız, iki oğlan. Evet. İyi, Allah bağışlasın. En küçük bu. İyi. Tamam. Onlar da bir sıkıntı. Onlar... Ama sen torunları morunları hep everdin lan. Daha kaç tane torun var sen soruyorsun. Şimdi şeyi diyeceğim. Oraya geliyoruz tabii ki ne. Askerden geldin. Askerliği nerede yaptın? Askerliği burada Manat'taydım. İyi sen askerlikte yapmamışsın. Sen ne kadar cazbeydin. Sen onu soruyorsan oğlum ben sabah... Akşam geliyordum, sabah gidiyordum cepine. Allah var ya, bir de tezzatta çalışıyor musun? Evet. Yok, orada tamirhanedeydim. Yok yok, dışarıda, burada, Ankara'da. Çalışmadım ben, pazar gün çalışırdım. Ertesi gün bizim şey olurdu, tadil olurdu. Saat 1'de çıkardım, doğru inşaata giderdim ben. Yürüyün değil mi? Yarım gün orada çalışırdım. Bir günde pazar çalışırdım. Anladın mı? Orada... Onların 3 günde yaptığını 1,5 günde yapar çıkardım diyor. Ben oradan... Hayır, yani aslında babamdan, annemden 1 kuruş para almış insan değilimdir ben. Kendi çalıştığım hepsi. Ben sigara içiyordum mesela. Askerde benim odam vardı kendimi. Garaj çavuşuydum orada. Anladın mı? Tamirhanede şeydirdim, kaynakhane şudur budur derken dolabım var. Ben sigarayı, subay sigarası alırdım. Haftada. Anladın mı? Pazardan şey, salıdan salıya gelirdi. Yarım kilo alırdım, o bana 1 hafta yeterdi. Askerlerin verdiği sigara var ya. Asker cigarası. Asker sigarası. Onları da köyünden, memleketinden parası gelmeyenlere bir hafta birine verdim, 1 hafta birine verdim. Onların parası mektubuna gelmezdi hiçbirisine. Anladım. Anladın mı? Onlara bak bazen icap ederse mesela yemek de ısmarlardım, şey de verirdim. Ben şimdi diyeyim ki söyleme sahip, sucuk neye kızartıyordum hani tamirhane, bizim serbestim ben. Onlara yemek de verirdim, sucuk, ekmek mesela yarım arasına koyup da. Yoktu adamlarda bir şey. Yoktu, paraları yoktu. Gelen yok, giden yok. Erzurum'dan çıkmış gelmiş adam, hadi. Senin zamanında askerlik ne kadardı işte, kaç yıldın? Ben 24 ay yaptım. 2 yıl yaptın yani. Ama yine onda da bir ay yine beni tamirhanemi dürtüktü bırakmadı. Sen ne diyorsun, yerin adam gelecek ondan sonra gideceksin dedi. İşte dedi bak sümenin altında dedi tezkiren dedi böyle dedi. Ama dedi şimdi, aradan 1 ay geçti acemiler geldi. Şimdi akşam koğuşta sordum tesisatçı şeyci kim var dedi. İstanbullu bir çocuk çıktı. Hemen sabah yakasından tuttum tamirhanem. Kapıyı çaldım gittim içeriye. Benim vekaletim bunda değil. Ne olan öyle etti de imana küfür ederdi.
Canım onları biz keseriz, zoru yok. Hatı serbest. Olsun, ben açığım. Yok doğal zaten şey yani, neyse. Ondan sonra dedim ki komutanım, bak dedim, gelmiş dedim, arkadaşı getirdim. Sen bu kadar mı bezdin dedim, böyle et dedim. Yine küfür ediyor. Anladın mı? Şey, işte askerden oldu. Geldikten sonra köye gittin mi, geri dönüşün oldu mu? Gitmedim, buradaydım. Buradaydın. Peki, halamla nasıl bir tanışma oldu? Ya halamı isteme veya halamı... Nuri dayım o işin içine giren. Nuri dayım. Şimdi. Halam o zaman köyde. Sizin evinizde. Bizde yani. Sizde tabii. Amuroğlu'nda evde. Yunus dedin. Sen buradasın ama, değil mi? Ben buradayım. Yani sizin aile burada. Biz buradayız. Biz yani o zaman şartlarda, şimdi sen mesela isteme, şimdiki gibi bir isteme durumu olmuyordu. Ana baba uygun gördükten tamam, sonra. Tamam işte onu diyeceğim ya, onu söylüyorum. Nuri dayım araya giren, Nuri dayım bu işi yapan. Anladın mı? Ben buradayım, halan köyde. Anladın mı? Ondan sonra bize mektup geldi Nuri dayımdan. Şöyle şöyle şu bunu buraya gelin dedi. Yani. Ondan sonra gittik orada. İstedik. Daha öncesinde bir görüşme, flört bir yok, şey yoktu yok, yani. Yok, nerede? Nereye yapıyorsun? Neredesin sen? Sana bunu alacağız. Ankara'da ne bileyim, bizim evde belki iki kat, üç kat bir şeyle olmuştur ya. Yani görme etmeni yok. Tabii uzaktan uzağa görüyorsun, biliyorsun, o tanıyorsun. Ama normalde büyükler uygun gördü. Nuri dayım, bu işi yapan Nuri dayım. Bizim evinde en büyük kızı o. Yok, satı. Satı alan, pardon. Satı. Agah dayımın kaynanası. Satı, satı. Annesi ya, kaynanası. Annesi. Kaynanası da annesi. Ondan sonra kez bana lan. Düğün nasıl oldu enişte? Hani nişanlandın, nişanlılık süreci geçtiğiniz düğünü köyde mi, burada mı oldu? Bir sene sonra köyde oldu. Şimdi şöyle. Bir sene nişanlı kaldın. Evet. Mıhtar gelin gözünü koydun mu? Koymadım. Niye? Gitmedim ki. İtiraf ettiriyorum. Gitmedim ki koysam yani. İyi de Mıhtar gelin damat olup da göz koymaması olur mu ya? Gitmedi. Gitsem olur mu der ki? Köyde olsa belki olurdu. Ama şey var yani. Şimdi... Gitmediğim için. Gitseydim belki olurdu yani. Yardımım olurdu diyor. Olur tabii. Bir sene sonra nasıl düğün yaptınız? Ondan sonra gitti kış. Mayıs'ın 10'u. Mayıs'ta 10'undan düğün yaptım. Ondan sonra ebeminle, Güzade ebeminle, Güzade ebeminle hasta, o yatıyordu. O yatarken biz şey ettik. O teyzemiz Deli Fadime diyeyim size, artıktan bir bilin ya. Fadime kimmiş? Ebemin kardeşi. Açıkla, ebemin kardeşi. Güzade ebemin. Ya demiyor kaynanam, anam demiyor bu diye demiyor. Başkan, ben tamam lan. Güzade ebeniz diyor. Ebem benim kim? Başkan. Benim ebem kim? Bir dur dur. Benim ebem kim? Senin neyin oluyor? Benim kaynanamı sen şey etme ya. Çok sever. Ben sana ne diyeceğim? Yok. Yine onları söyleyeceğim. Allah razı olsun. Sıra ona geliyor. Deli Fatıma dediğin şey olmasın. Aydangül'ün yanası. Şey, ebesi mi? Kimi? Eniştem, açıklar onları, eniştem hepsini söyle. Deli Fadime dediğin. Deli Fadime dediğin diyor, kimi? Bu Ali Kayalar'ın da... Annesi. 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 Fadime dedi yani. İşte böyle, ben biliyorum. Annesi. Amcam bilmiyor. Kim bilmiyor? Biliyor musun? Canım, Agah'tayım. Annemin teyzesinden bilmeyin ben. Şimdi onu şey ettikten sonra bununla biraz kavga ettik. Fadime teyze. Kavga deyince biz baktık ki iş biraz karışacak. Kavganın sebebi neydi işte? Kavganın sebebi işte, sana onu söyleyeyim mi? Biz dinle ha, sakin. Şimdi. Ha, hep yeni kuyun yüzüne çıkıyor, biz bilmiyoruz da. Öğrenirsin. Heyetli kalan dönmüş ya. Ya? Öğrenirsin. Neler olmuş, neler dönmüş dayı? Öğrenirsiniz. Ondan sonra bak, köyde şey edirken, o arada da deli göz derdik şeyin. Anladın mı? Şekerci gibi. Şekerci gibi. Duyuyorum. O da Alime'yi kaçırdığı zaman. Bizim Alime teyze mi? Ha. Anladın mı? O da Alime'ye kaçırdığı zamanıydı. Topal İbrahim rahmetlik, o da Harman'da gelip gidiyor, gelip gidiyor. Böyle biz işte düğünü köydeyiz ya. Ya dedim ki İbrahim, sende bir sıkıntı var. Ya sus dedi, sus, ne var? O zaman şeyde Alime de şeyde tadıra yoluyor. Sancar Üzüm'de? Yok yok.
Onların Hasan Kayası'nın orada. Hasan Kayası'nda. Hasan Kayası'nın orada tarlayı oluyor. Bu ondan şeyin Çakır. Şeyin. Bıçakçı. Onunla beraber Delugöz gidiyorlar. Dedim. Saçından tutuyorlar Alime'ni. Sürütlüyorlar Kalfa'da götürüyor. Alime deysem tek yoluyor o zaman. Yok varmış yanına. İçinden ayırıyorlar. İçinden saçından tutup sürütleyip Kalfa'da götürüyorlar. Anladın mı? Şunu bu. Koyaneyi getirmiyorlar. Doğru Kalfa'da götürüyorlar. Kime götürdülerse Kalfa'da. Orada bir yere sığındılar. İşte tamam. Ondan sonra biz de şey ettik. Bu arada biz buraya geleceğiz. Fadime deyze ben göndermem, vermem Allah vermem. Oturduğumuz yerde var. Yani benim anam göndermiyor benimle. Halamanlar'a göndermiyor. Göndermiyor. Anladın mı? O da yan ondan sonra olacak, amcana daha ne istiyorsunuz? Kuyudan Ankara'ya gelip getiriyor desene. Sümürlü'ye, amcana anladın mı? Veli'ye. Veli amcaya. Haber gönderdim. Hayvanları getirdi. Sizin odanın damına soktu hayvanları, kilitlediler bir kötü kilit var. Ne takarsan açılıyor. Çekti miydi çabuk kilit. Neyse. Sen de aldın. Oradan bunu şey ettik, ben hayvanları gece çaldım. Bizim ama anlaşmalı bu iş. Ya hayvanlar niye geldi anlaşmalı dedim. Amca. Fadime de izin vermiyor diyorum sana. Anladım, anladım. İşi şeyden o karıştıran. Ben de şey ettim, rahmetli bizim Seyit Ahmet'in ikimiz. Hayvanları gece çektim, geldim. Biz saat gece 3 falan mıydı neydi? Köyden çıktık ikimiz, Seyit Ahmet, halam ben. Kalfa'da geldik, kış başladı. Kış, kar yağıyor. Dumanlıya çıktık ki göz gözü görmüyor. Atkaracalara geliyoruz ki trenle buraya geleceğiz. O zaman Atkaracalardaydı tren, oradan geliyordu. Halamına siz bineceksiniz, Seyit Ahmet atları getirecek. Yok. Bu halaya kaçırıyor değil mi? Gelip birisi alacak. Atları orada alacak. Atları kendileri alacak onlar. Bu güzergahı biliyoruz ya, kaçırma güzergahı hep böyle. Bir Kalfat'a uğruyorlar sonra treni. Abi İstanbul'da Halil dedikleri yer zaten oraymış. Rahmetli Halil Dayı da öyleydi değil mi? Rahmetli de öyle anlattı. Bir de o kaçıştan oturamadı onu. Halil Dayı da anlattı böyle. Yani orası tren yok. O da bir başka başkasında kaçırdığında güzergah öyle öğrenmiş Kalfat'a gittiğini. İşte bizim şey ettiğimiz ben çünkü harmanda ediyorum sen biz görüyorduk yani onları. Saçından tutup sürüklediğin neyi görüyoruz biz. Hasan Kayası'nı biliyor musunuz? Önünde tarla orada ya. Armanın karşısı. Armanın karşısı tam. İşte oraya kadar gittiniz. Oradan sonra bir şey yaptık. Dumanlıya çıktık ki gözü görmüyor. Ha şurası ha burası derken o arada bir hava açıldı. Yoksa yürüyemeyecek. Gelemeyeceğiz yani. O kadar şey diyor, çeviriyor yani. Neyse para şeye indik. At karacalarını şeye sallanınca temelli kesildi. Sabah 2:30'da tren geliyor gece. Bindik buraya geldik. Böyle. Haberi yok mu annesinin babasından? Kimin? Onların evde yok sadece hiçbirisinin bizim kaçırdığımızdan haberleri yok. Sonradan duydular onlar. Güzelde Begin haberi onunla geldiler tam. Vay bununla gidemez diye kalfadan şeye ne onun ismi canım? Düğün neyi yapmamız diye mi? Ne yapmışız? Gitmişiz. İşte düğün neyi yaptık oğlum. Düğün neyi bitti diyorum sana ya. Yani düğün bitti, her şey bitti. Düğünden ama Fadi Bey'e şu akla bir bakar mısın? Fadi Bey diyor ki ben Ankara'ya kız gördüm. La elin düğün görmüş, sen niye gönderdin? Düğünden 10 gün sonra falan oldu bu. Düğün yaptık 10 gün sonra oldu. Düğün neyi var diyor. Akla bak, Ankara'ya getiriyor. Kaçırıp kaçırma neyi yok. Düğün neyi yaptıktan sonra diyor. Biz onu anlamadık. Bundan onu anlamadılar şimdi. Düğün oluyor, aradan 10 gün geçiyor, bir hafta 10 gün geçiyor. Ondan sonra... Fadime Bey diyor ki, teyzesi ya kızın. Olsun. Göndermeyeceğim. Allah vermem, Allah göndermeyeceğim. Yok kardeşim hasta, ben kızı gönderdim. Ebem hasta. Kardeşine bak. Tamam iyi de mecbur evlendi bu. Yani kaltan da ufak ya o zaman biraz. Satalım evli. Satalım gitti o. Satalım evli, kaftanlar küçük, babam zaten. İşte böyle. Ya tamam da öyle verilmiş artık. Ya enişte. Halamı aldın geldin buraya. Aldım. Ev nereye o zaman? Ev o zaman işte kiradayız diyor mu? Kiradasınız. Şeyde.
Hatıp Bey Mahallesi'nde olan işte o yandaki adam. Bent Darısı tarafı mıydı? Yani Bent Darısı. Bent Darısı. Taş Ocağı. Taş Ocağı. Şimdi şöyle bir şey. Esas ona değil. Son. Kurtlerin arası yukarıda. Doğan Bey. Çin diyor onları diyor. Çin değil. Doğan Tepe yani. Diyor. Doğan Tepe tarafı. Doğan Tepe tarafının diyor. Şeyim oğlum ben sana diyeyim şöyle. Şeyin karşısına gelir. Hastane var ya. Ankara Hastanesi. Ankara Hastanesi. Demirli Bahçe tarafına diyor. Demirli Bahçe'nin daha bu yanı işte. Az daha bu yanı diyor. Suat Dayı'nın evi orada yer mi işte? Evi bize yakındı Suat işte. Yani, evet. Aynı yer işte. Suat bize yakındı. Suat Dayı'nın kayası aşağıda. Yeni şöyle. O mesela bizim yeni doğan ya. Evet. O zaman şimdi eniştem bir halam bir Ankara'da da bizim son zamana kadar bizim Ankaracımız ne yok? Biz Ankara'ya Ankara mı? Biz Ankara'ya geldi mi de bir halamız var, bir eniştemiz var. Yani başka bir yer Ankara. Ankara bize göre öyle bir Ankara değil ya. Ankara farklı bir. Kızı göndermeyiz yani diyor. Sağ olsun da kim gelirse gelsin, gelir, yer, içer, yatar, kalkar. Yani normalde hani şimdi diyoruz ya orada bir kurduk şeyi kurduk ya kırsakalı köy odası diye. O zaman da buna köy odası yani. Kırsakalı köy odası. Gel, yiyin, şurada yat, orada yat. Halam çok şeydi. Eniştem Allah razı olsun kendisiyle. Oğlum onu söylüyorsan tek odada 15 kişi yaptığımı söylüyorum. Tek odada 15 kişi. Giderlerdi köyden. Ondan sonra enişte sen şimdi oradan sonra çalıştın, tesadüfiyle devam ettin. Devam ettim işte gece kondu yazdık, birini sattık. Ondan sonra bir daha yaptık. Orayı da sattık, oraya dikmene geldik. Ondan sonra bu binanın olduğu yerde gece kondu var mıydı? İki daire vardı bunun olduğu yerde. Burada. Orayı o zaman satın mı aldıydı? 27.500'e aldım orayı. İki dairenin olduğu yeri, o zamanın parasını. 1156 metre var, satın aldım burayı. Ondan sonra da zamanı gelince burayı yıkıp üzerine müteahhitliğe devam ettim. Esnaftan müteahhitliğe geçtim. Böyle oldu. Peki şöyle bir anı var, ben onu hatırlıyorum. Babam her zaman rahmetli anlatır. Şimdi o zaman daha dikmen işte buraların yeni yapıldığında sen babama demişsin ki ya oğlum işte gelin hani buradan arsa marsa alın. Ya, Çayır'la olan bir hikaye var. Çayır'ı satın. Ebemi sen biliyorsun ikna etmeye falan gelmişsin yani. Oğlum. O nasıl oldu söyle, işte? Onu söyleyeyim. Şuradaki bina bakkal var ya şurada. Kurtuluşumuzu. Köşedeki bakkalı. Bak şurada. Yani ben. Köşedeki bakkalı. Bak kiraya toplayacaktım. Oranın yeriydi benim dediğim. O binanın yeriydi. Seyredin. Orası satılıktı. Çağırdım ben. Anladın mı? Dayımı. Buraya. Gel oğlum etmeyin etmeyin. Dört davarınız var. Şunu satın yarısını. Şurayı alın. Dedim. Alın arsayı. Neyse annesi razı olmamış. Bana buraya mektup yazdı. Enişte durum böyle böyle annem razı olmuyor. Köye gittim. Buradan. Ben ne kadar şey ettiğimize ben mal sattırmam. Yani kamburoğlunun malını sattırmam. Sattırmam. Kadının kafa öyleydi benim. Anladın mı? Yani satıp da bir şey yapma yoktu kadın. Bura bak anladım. Şimdi 24-25 dairenin yarısı onun oldu, yarısı bunun oldu misal yani. Yani. Senin davarın da orada dursun, sığırın da orada dursun. Ben ne yapayım? Benim babam işte sabit fikirliydi. Benim bu bina, yanımızdaki binanın öte tarafta dört tane arsa boşudu. Anladın mı? Orayı gel baba etme. Şuradakileri alalım. Elimizde de 3-5 kuruş para var. Ben dediğim şeyle, şeyle uğraşamam. İnşaatın sanki kalemden gelmiş, kalemden oturmuş, yazı yazmış, masadan kalkmış, gelmiş, karnını doyurmuş. Konuşurken öyle sanarsın. Sabit fikirliydi. Etme baba, etme baba. Ondan sonra kalktı, 36 bin liraya şu 3 katlı bina var, daha duruyor yanındaki. Onun üstteki daireyi aldı. Baba etme. Dört arsayı alıyorum o paraya hiç borçsuz. Gitti onu aldı. Bak 16'şar daire 4 tane bina. Anladın mı? Ya, 16-32 dairesi senin idi versen 32 dairesi de yapanamadı. Bu kadar basit. Babam çok sabit. Ki o zaman da %50'ye falan yapılmıyordu değil mi enişte? Yok, yok, daha düşük yok, yani adama arsa sahibine 20 dairede 4 daire ver tamam yani gerisi senin ya öyle bir durum var. Ne konuşuyorsun sen ya? Ben İstanbul'a gittim ondan sonra buradan. Kazım Belçiner'de Kayserli birisi vardı. Akay Sokak'ta bina yaptı. Oranın kaloriferini yapıyoruz. Adam dedi ki ben şimdi gitsem bir şey anlamam. Bayram ağa sen dedi yanımda götüreyim her masrafın bana.
oradan malzeme alalım dedi. Gittik. İstanbul'da Karaköy'deyiz. Anladın mı? Oteldeyiz. Çıktık otelden, geziyoruz şimdi. Piyasaya bakıyoruz. Radyatör neye alacağız yani? Bir Yahudi. Pasam dedi. Bana şöyle dedi. Pasam dedi. Sen bu malzemeyi alıyorsun ya, kime alıyorsun dedi. Böyle. Ben de dedim ki patron bu dedim. Gösterdim Kayserli. Patron ne istedim sanırım. Kayserli'yi gösterdim. Patron bu dedim. Anladın mı? Neyse. Biraz durdum. Adam onunla pazarlığı yaptık, malzemeyi buraya indirecek kendisi. Anladın mı? Radyatörünü aldık. Bilmiyorum kaç liraydı o zaman. 25 lira mıydı neydi bunun metresi o zaman? Doğrudur. O zamanın şeyinde. Ben babama telefon ettim oradan. Baba durum böyle böyle. Hani pasam dedi, eğer yerin varsa dedi Yahudi, ben seni bir iyi insan gördüm dedi. Ben sana ne kadar istiyorsan oraya indireyim, sat malımı bana paramı gönder dedi Yahudi. Anladın mı? O zaman da burayı aldıydı. Bahçe boş. Dedim ki baba durum böyle. Aman sakın ha, öyle şeye girme. Batardın ha. Ne diyorsun sen ya? Sınavı da var da var mı? Ne diyorsun? Sabit fikir mi diyorum ya sana? Ondan sonra buraya geldik tabi. Bir ay sonra ne oldu biliyor musun? 100 liraya çıktım etmez. Değil mi? 25 lirada 100 lira oldu. İşte düşün. Arkaya bir kamyon radyatör yıksaydı. Ya, ya adam ne kadar istersen ya, diyor mesela. Ya, adam ne istiyor? 1000 metre radyatör indireyim ben sana sabit dedi. Sabit diyor. Sabit gönder dedi. İşte, işte o zaman kanaat dönderlerinden. Yani şey olarak da sistematik olarak da. Hani i̇leriyi işte, görüyor. İleriyi görüyor. İşte, olmadı. Kısmet olmayınca işte, olmuyor. Olmaz. Sopada inmiyor. Evet. Kısmet olmaz. Eğer kısmet olursa evinde adam seni dövüyor, çekip gidiyor. Bu kadar mı? Ondan sonra hani işte diyorsun ki geldin burayı yaptın, burayı yaptıktan sonra... Onları soruyorsam halamla ben çok çektim. Zor günleriniz de geçti değil mi? Ne diyorsun sen ya? Ben 68 sene hayat geçirdim halamla. Evet, 68 sene. Kolay mı? Laf değil bu. 70. Halamla aç da kaldım, açık da kaldım ben oğlum. Doğrudur. Simit param yoktu vallahi, aç gezdiğim zamanlar oldu. Bak simit de 5 kuruş 3 kuruş kızım, şimdiki gibi de öyle 1 lira ne değil. Anladın mı? Kesinlikle. Bir de o zaman şimdiki gibi değil. Mesela şimdi o zaman eniştemgil'in zamanında Ankara'da belki 40 sakaldan 10 kişi 15 kişi var bu işi paralı anlamda. Ama şimdi 40 sakaldan bir dünya insan var. Şimdi bak bir simit parasına, şimdi açsan telefonu Agah dayı ya benim evde ekmek param yok desen en azından getirir verir yani sana. İsteyecek durumda değil yani. Yok, kimden bulacak? Kimden isteyecek? 10 kişi var yani. Onlar da durumu belli. Onlar da zaten, yani zaten senden yani, şey. Yani. Benim esas bu hallere düşmemin sebebi kardeşimdir benim. En sonunda mı? Kardeşin kimdir? Satı derler. Benden 15 yaş küçüktür o. Şimdi Bursa'da. Anladın mı? Benim kardeşim. Satalım. Onu da Necati Bey'de şeyde o bir sarım orada okuyordu. Talebe ya ilk semaysa orada okudu. Ondan sonra biz şey ettik. Okul bitti. 5. sınıfı bitirdi. Ben çalışıyorum yine hani babamına. O da şey diyor. Gitmişler en üst diye yazdırmışlar. Kardeşimiz. Şeydeki. Şankaya. Şeye giderken. Okulun ismi aklıma geldi. Zübeyde Hanım baba. Zübeyde Hanım. İşte neyse yani aklıma gelmedi. Oraya yazdırmışlar. Benim haberim yok bir şeyde. Yazmışlar. Halama. Neyse. Zübeyde Hanım. Ramazan mübarek. Oradan mesela. Akşam. Kerem şey ettik. Oruç açıyoruz. Bizim bir küçük bahçemiz vardı orada. Bahçede akşam oruç açıyoruz. Ben nereden duydum bilmiyorum işte. Hani onu okula yazdıklarını duydum. Buraya geldik. Orucu açarken dedim ki babamın anneme, ben kardeşime okula gitmesin demedim. Bir şeye şey etmedim. Benden niye saklıyorsunuz bunu dedim. O zaman kardeşim dedi ki bana, sen karışamazsın abi dedi. Allah. Niye? Sen karışamazsın bana deyince babam demedi ki, kızım abin karışmayacak, ben karışmayacağım, sana kim karışacak diyemedi. Evet doğru diyecek. Neyse ben kızdım kalktım, o satı kaçtı, kapıyı arkadan kilitledi. Hani ben şey deyince sinirlendim iyice.
kapıya bir tekme vurdum. O da kapının arkasındaymış. Kapı suratına çarpınca ağız burun birbirine karıştı. Şimdi bu hani aç kalıp meselem var ya, ben ondan sonra ne babama, ne anneme, ne de kardeşime hiçbir şey etmedim. Halamla ikimiz kavrulduk, yedik, içtik şeyin hesabı. Onun altınlarını, gümüşlerini ne varsa ben sattım, yedim. Anladın mı? Buradan karnımızı doyurduk. Ben 3 ay çalışıyordum, 9 ay yiyordum o zaman için. İş mi vardı kızım? Yok. Şimdiki gibi değil. İş ne arıyor? Ondan sonra neyse bir gün bir mevzu oldu. Annem dedi ki altını gümüşü ne edecek dedi. O zaman da babam şey bir motor aldıydı. Ortak motor. Ha. İşte bunu kayınına vermiştir dedi. Ya onlardan altınlardan aldım motoru. Yani öyle diyor. Ya işte ne diyorum sana o tarihte böyle şeyler. Rağmen bize Osman mesela şu halağın altınlarına da beraber gittik olduydu. Osman? Açıksın. Allah nasip ederse zamanı gelince ona da bir ziyarette bulunacağız buradan. Biliyorum. Onu da bir geleceğiz de şimdi, Sırı'ya göre gidiyoruz. Burada yani. Şey deyince onunla beraber bozdurmuştuk. Reşat altınları vardı halağın. 5 tane miydi, 6 tane miydi o zaman? 35'er liraya mı ne bozdurduk tanesini? O zamanın parasıyla. Ben her gün mesela anneme harçlık veriyorum, 10 lira veriyorum anneme. Demiyor ki oğlum sen çalışmıyorsun, etmiyorsun. Bu parayı nereden alıyorsun, nereden yiyorsun diye ne babam sordu ne annem sordu. Baba çalışıyor mu o zaman? Çalışıyoruz ya, ben de çalışıyorum babamın yanında. Ben para almıyorum, hep babam alıyor diyorum sana. Ben babam tahacca gidene kadar 68 senesine var. 68 senesine gidene kadar, babam hacca gidene kadar ben bir kuruş para almadım. Çalıştım. Çalışıyor, baba alıyor, eniştem annesine para veriyor, bir de açlık veriyor. Anladın mı? Sen ne diyorsun? Benim çektiğim... Ya ben de şimdiki gibi çalışıyorsun, çarpıya attın, ay bacı parayı aldın, cebe koydun. Halamına yiyorsun zannediyorum, ne bileyim. İşte bak şimdi onu da söyleyeceğim sana. Dışarıdan gören, ya Hasan Koç'un zaten evli şeyi var, zengin işte, koyun zengini, şudur budur. Oğlu aç geziyor diyen yoktu onun. Parası yok. Hiç soran yoktu, gerçek diyor mu? Vallahi param yoktu, ben kahveye giremezdim arkadaşlar, birisi gelip de boynumu yiremeyeceğim diye. Bir çay parası yok, cebimdeki neyi vereceğim? Doğru, ben nasıl? Var da yok, var da yok. İşte düşün ona göre. İşte var diyor, enişte yok. Ben böyle şeyler çektim. O ne diyor parayı? Kim? Baba. Ya babam sana ne diyorum? Babam kendi sabit fikirli adam diyorum ya. Kendisine şey diyor. Kalk şurada 4 sayını arsayı almadı. Ben burayı yaparken 250 liraya zor sattım burayı ya. 100 lirasını da yine kardeşime verdim ha. Yine satıya verdim yine de. 100 lirasını da ona verdim. Satıcı şey de mi? Bursa'dalar. Bursa'da mı? Bursa'da şimdi. Onun hocası kim? Yabancı, İstanbul'da. Onu da soruyorsan... Onu ben bilmiyorum, ben tanıyorum, biliyorum onu da ben. Görmedim mi? Sana diyorum, ayağında vallahi bu müdeyi gitti bak. Ayağında bizim damadım, üstünde elbise yoktu. Babuş derinci, ceket yırtıktı. Anladın mı? Ha. Sayıda dedim ki oğlum el içine geçeceğiz. Şimdi nişan yapacağız ya. Şuna git bir daha. Ne var mı? Giydir demiştir bu. Git dedim şunu ayağını. Bir kat elbise al, bir şey yap, kravat al, gömlek al, ayakkabı al bunu dedim bir insana çevir. Bu dedim böyle şimdi karşıdan gören demez ki lan şu zibidiye. Şuna kız veriyor. Hazan Ağa'nın damarı demeyeceğim. Şuna kız veriyor derler dedim. Bunu bir insana çevir dedim. Vallahi böyle var. Anladın mı? Sonra neyse düğün oldu, şu oldu, bu oldu. Burada iki daire verdim ben ona. Şu 7 numarayla 10 numarayı vermiştim satıya. Dairenin birini satmış. Komisyoncu geldi. Satanım diyor ki dedi, İşte evin taposunu vereceğim, abim bir imza edebilsin diyor dedi. Gittim, imza ettim, o daireyi sattı. İkinciyi aradan bir sene mi geçti, 6 ay mı geçti, öbürünü de satmış. Neyse, komisyoncu yine geldi. Dedim ki sen satanıma selam söyle.
Benden de pek konuşmuyor yani. Bozuk adam. Niye bozuk senden iki kardeşin arası? Bir kız bir oğlansınız değil mi? İşte onu. Niye bozuksunuz? Mal davası. Temel diyorum işte bu evdeki kavgadan bu tarafa. Okul meselesi. Senin okul meselesinden daha kim bu ya? Oğlum. Ben, o zaman vallahi her şey kusura bakma da taması nagil damar ya. Ya ben sana ne diyorum ben ne babamın işine karıştım. Bakar mısın ya? Ne babamın işine karıştım diyorum ne kardeşimin işine karıştım diyorum ben sana ne de annemin işine karıştım. Daha anlatacağım halan çektiğini. Halama gel gayrı halama bir anlat gayrı. Bir Allah çok bilir bir de ben bilirim oğlum. Anladın mı? Şimdi halanla şey diyorum. Sait 2 yaşında. İbrahim de yeni şey etti işte, 6 aylık mıdır neydi öyleydi, oturuyoruz. Annemin bir şöyle dolabı vardı şey gibi, oraya paraları saklıyormuş. Anladın mı? Kasa ora. Kasa ora da, fakat benim bir şeyden haberim yok. Sait küçük ya çocuk. Gidermiş, anladın mı? Oradan elini sokarmış, bir şeyler ne varsa, leblebi şu bu, çocuk yiyor ya. Yani aklı sarmıyor da leblebi şekeri yiyor. Yani. Ne olduğunu bildiği yok yani. Babam da ona hani yemiş memiş alırdı yani hani ilk torun diye. Severdi onu. Bir gün halam işte para çekmeye mi gitmiş, bankaya mı gitmiş, benim haberim yok. Evde mühürü vardı onun. Mühürü burada unutmuş evde. Anladın mı? İmza yok, mühürü basında alıyor. Olacak bir şey edecek. Neyse hemen gerisin geri göndermiş, dönmüşler. Buradan alıp gitmiş galiba. O arada işte satıya bir ev almışlar. Ayrancı'dan. Benim yine haberim yok. Ayrılık var yani. Ya benim yine haberim yok diyorum sen. Onu da nereden duydun? Çekercikli'nin devletten duydum. Musat ablam çok o da şöyle, o adamın yani müteahhitin tesisatını bu yapmış. Bir gün ben de Malatya'da çalışıyorum. Malatya'dan geldim sabah 6:30. Biz sofrada köfteler yapıyorduk. Daha bavulu koydum, banyoda elimi yıkıyordum. Kapı çalındı sabah 6:30 arası erken. Kısa boylu, eski şöyle sarışın bir adam geldi. Hasan Koç'un evi bura mı dedi, bura dedim. Adamı hiç görmedim, tanımıyorum, bilmiyorum. Niye geldin sen dedim, Hasan Koç'un ne işin var? Benden dedi, kızını bir ev aldılar da dedi. Onun senetlerini, şu senedi bana ver bakayım dedim. Senedi aldım, senedi daha 15 gün günü var daha, tarihine göre. Adam dedim, bu kapıya çalmadı. Yoksa seni burada ezerim. Defol git şuradan dedim. Benim de dostum, düşmanım var yahu dedim. Sen nasıl dedim saat 6:30'da benim kapımı çalıyorsun? Sabahın köründe. Yani abi iyice sarı. Bir daha buraya seni görmeyeceğim. Görürsem vallahi yıkarım seni buraya dedim. Ondan sonra... Tabii o zaman vurduğumu indiriyorum. Genç oğlum, 23-24 yaşında. Vurduğumu merdiven aşağı gider. O zaman benim elime dayanan olmazdı. Vallahi olmazdı. Şeyden ne yaz kavga etmemiş. Bu hayrın aç bizim başkanı bir tokatlasaydın ne var? İşte beni sever tokatlar. Peki bir şey diyeceğim. Abla. Karabayram lakabını kim dağıttı? Niye dağıttı? Doğmuştu da öyle bir yeri. Şimdi onu bildiğim yok. Gelmişler. Yalnız şöyle. Hatırlıyorum ben. Doğumunu soruyorsan onu da söyleyeyim sana. Kurban Bayramı'nda. Millet camideyken ben dünyaya gelmişim. Neymiş adı bayram? Kurban Bayramı. Ömer Hoca sevgilin köyün hocası oymuş, büyük bir hoca derlerdi işte. Anladın mı? Bizimkiler bana isim arıyorlarmış yani rahmetli dedem falan. Kurban Bayramı'nda olmuş. Anladın mı? O adam duymuş o hoca. Demiş ki ne arıyorsunuz siz ya demiş. Bugün ne? Ayşe be demiş ona. Babaannemin adı Ayşe'ydi. Ayşe be diyor, sen ne ismi arıyorsun diyor. Onu Allah vermiş ismini diyor. Onun adı Bayram diyor, o şekilde Bayram alıyor ismini benim. Bayram almış adını orada. O hoca vermiş diyor. Anladım, anladım, anladım. Böyle işte ondan sonra... Hayırlısı eniştem ya. Ondan sonra anne öldü, baba öldü, vefat etti. Sen geldin. Babam 72'de öldü, annem 75'te öldü.
Evet, evet, ondan sonra sen tesisatı bıraktın, müteahhitliğe başladın. Kaç bina yaptın? Ben şimdi burada 5 yaptım. Ondan sonra ben şeye çıktım, piyasaya dolandım dışarıda. Polatlı'da 3 bina yaptım, asker yani. Giriştedir, Polatlı'nın sağda hemen giriştedir Polatlı'yı bilirsen. Biliyor musun? Sağdadır, asker yer. 3 bina yaptım orada. Sonra Elazığ'da yaptım bir tane. O zaman tarihinde. Malatya'da kapalı spor yaptım. Ondan sonra nerede bir şey yaptım. Öyle işte dolaştık yani. Ha. Enişte, ondan sonra. Nuri'dayı senden büyük müydü? Bir yaş küçük Nuri bende. Nuri erken öldü. 45 yaşında öldü Nuri. Beraber çalıştığımızda işte ondan bir sene, iki sene sonra öldü herhalde işte. Eşrafı'da çalışıyorduk ya o PTT'nin binalarında. O zaman ondan bir sene bile sürmedi. Zaten yani işte. Hastalandı zaten. Onda hastalandı şu oğlum. Amca çocuğu. Şimdi Rasim'le kavga etmişler. Rasim'in bir 150 lira mı ne alacağı para varmış Nuri'de o zaman. Nereden kaldı, ne etti onu bilmem ben. Gideyim diyor, şu halıyı alayım da diyor, satayım şunun parasını vereyim. Gidiyor, Alim'e vermiyor halıyı, karısı. Ondan sonra bu kız diyor, gidiyor kahveye oturuyor, vuruyor içkinin gözüne. O arada mide patlıyor. Kanama yapıyor. Allah Allah. Anladın mı? Hastaneye götürüyorlar. Diyorlar ki, bunu taş düşürüyor. Bilmemişler mide kanamasını. Taş düşürüyor diyorlar, git bunu kazana koyun, sıcak suyu koyun, oturturun. Tersine ne kadar tersine. Şuna bak ya. Gece bana saat 2'de telefon ettiler. Rasim. Neyse gittim baktım. Hikmet var onun küçükleri. Anladın mı? İkisi Rasim'in ikisi koltuğuna girmişler. Şöyle kıvrılmış geliyor. Hastanenin koridorunda. İşte dediğim gibi şey demişler buna. Götürün bunu şeydim. Buradan sabahleyin kalktım, gittim, mama gittim orada, orada oturuyorlar ya. Gittim dedim, ne oldu mu? Vallahi emmi oldu dedi. Gittikçe ağrı fazlalaşıyor dedi. O zaman da para mara yok, cebimde 300 lira mı ne para vardı. Dedim ki şunu alın, doğru gidin hastaneye. Ben de kan aramaya gidiyorum, şimdi kan istediler. Kanda sıfır grubu bulamıyorsun. Bulunan bir kan değil. Bulunmuyor. Neyse iki şişemi de buldum, onu getirdim, o arada şeyde yatıyor, yoğun bakımda, kapıyı çaldım, şöyle camdan görüyorum onun yattığı yeri ama içeri almıyorlar. Doktoru gördüm, karşıdan doktora işaret ettim, doktor aç demiş hemşireye, hemşireyi açtım, girdim baktım, şöyle bir baktım, şuradan delmişler orayı, buradan da delmişler. Zehirlenmiş yani, kan zehirlenmiş. Yapıyor böyle. Neyse ben çıktım ondan sonra, doktor dedi ki, kana ihtiyaç var daha dedi. Geldik, bura derken bizim Yaşar'ın karısı, o sıfır kurulmuş. Ondan aldım bir Türkçe'ye şöyle, onu götürdüm, şey yaptım. Tekrar gittik, şey, ziyaretine gittim ki, yine baktım ki, değişmiş iyice. Doktor işaret etti, kana ihtiyaç yok deyince gitti dedi. Bitti. Kana ihtiyaç yok dedi. Allah rahmet eylesin ya. Ama işte bu şekilde çok şey etti yani. Çok yaşlıdan da ama çok. Öyleymiş öyle. Şey ondan sonra sen emekli oldun. Ondan sonra iş yapmadın. Çocukların işte hep evlendi. Herkesin evi damı barık oldu. Halamına. Alanına işte. Burada yıllarca oturdunuz. Burada beraber yaşlandınız. Çok güzel yaşandınız Allah hayırlı. İşte diyorum 68 sene hayat geçirdim. Tabii falan. Tabii. Öyle oldu. Mecburen işte bu böyle olasın. Bende çok hakkı var. Senin onda onun. Senin de onda vardır, onda sende var. Karşılıklıdır yani işte. Karşılıklı ama bende çok hakkı var. Enişten de hakkı var. Alanı sevdin o zaman sen. Ya sen bayağı sevdin yani, onu söyleyeyim yani. Ya sevilmeyecek kim miydi diyor bak. Bir dinle. Sevilmeyecek kim miydi? Eğer ailesini sevmeyen kesinlikle çoluğuyla çocuğuyla yaşayamaz. Oğlum doğru yapmayın bunu. Siz çocuk değilsiniz, aklınız başınıza geldi. Ha iyi dinle bak. İnsan, hayat
arkadaşını sevmeyen bir insan kesinlikle yaşayamaz o evde. Bu kadar mı? Her şey karşılıklı. Öyle. Oğlum akşam geliyorsun, ona ihtiyacın var. Onun da sana ihtiyacı var. Ben diyorum zaten, senin az olmazsa bizim nice halimiz. Ben erkek, Mehmet erkek, Mustafa erkek, Mert erkek, bizde hiç hayal yok. İşte buyur. Yandık diyorum ben. Aman hasta olma diyorum ben. Zaten de yani. Sen bir de ona sor bakalım. Bir de ona sor. Diyorum ben işte, Allah razı olsun diyorum ben gerçekten. Anladım. Yani bizde şeyi fazla hani, senin de işte böyle diyor ya hani emeğe benden fazladır da hakikaten bazı şeyde emeğe fazladır. Kadının emeği kadınların erkekten fazla. Evde kadınların da tabii şey. Allah razı olsun. Kadının kesinlikle işi toparlar. Bitmez o. Evet, toparlar. Hiçbir zaman işi bitmez kadının. Evet. Ya bir çoluk çocuk çıkar, ya çamaşır çıkar, ya yemek çıkar, ya birisi şey yapar, ne bileyim ya şu ev süpürülecektir. Kadının işi hiç bitmez. Evet. Sonra bir gideceği geleceği ayağa. İyi komşular vardı. Eniştemin, halamın burada. Yıllar yılı biz geldik, gittik. Tavırdı binada, şu çevrede, şurada. Bir dünya yani genelde hayatları burada geçtiler. İyi komşular vardı. İyi komşuluk edinmişler. Hepsi saygı, sevgi, çerçeve içerisinde. En ufak bir şeylerini uyanmış. Yani buraya gelen, giden, ayaklarında böyle çalışırlar. O zaman angaracımız ne? Yok yani bizim angaracı. Bunlar. Eniştem bir köye gelecek, angaracı gelecek yani. Halamızın hocası, işin gerçeği bu. Yani eniştem gelecek, eniştem gelirdi rahmetli ebem, damat, ondan sonra süt. Sobanın yanında eniştemi özel severdi, süt. Eniştemin de şeyi vardı, sonra onu bıraktı eniştem. Mide rahatsızlığı vardı eniştemin. Değil mi enişte? Süt içerdi, bir de çay yerine su içerdi. Doğru mu bence sıcak su? Oğlum şekerli. Şimdi bak, benim suyu pek içmezdi. Ben yemeğe sıcak yerim, çayı sıcak içerim, suyu soğuk içerim, dolaptan içerim. Şimdi kış günü bile şu suyu dolaptan içerim. Öyle. O da neden? Ben midem ameliyat oldum. Hastanede yatarken mukayem verirlerdi, süt gibidir o. Mukayen dedi, mideyi cıvalar. Onu doktor soğuk verirdi yani, devamlı. Ondan alıştım, ondan sonra su da şeyden soğuk. Çayı sıcak içerim ben, soğuk çay içemem. Yemeğe sıcak olacak. Rahmetli annem derdi ki bana, oğlum senin boğazın aşağı tenekeli var derdi. O zaman sen şimdi çay istiyorsun. Çay gelecek de biz bekletiyoruz programımızı. Ne çay içeceğiz? Şimdi enişte, bir ömür yaşadın, geldiniz, doğdunuz, büyüdünüz, bir ömrü son şeylerine doğru tırmandırdınız. Maşallah sağlığın saatinde şimdilik yerinde. Şükür Allah. Ablam gibi hepsini gereken de yapıyorlar. Bak oğlum onların hepsinden Allah razı olsun daim giden ablam gibi. Şimdi biz bunu dernek olaraktan böyle hep düşündük, tek tek geziyoruz. Bize önerin. Yani biz Kırsakal Köyü Derneği olarak, arkadaşlar olarak, ben başkan olarak, onunla kameraman, o yardımcısı olarak bize önerin ne olur? Yani şöyle yapabilirsiniz. Şunu şöyle yapabilirsiniz, şu daha mantıklı olur, sen bu işte de tecrübelisiniz. Yani bize bu işe çıktık ama bunun dışında farklı bir şeyle de olabilir. Yani bize söylemek istediğin önemli konulara dikkat çekelim. Orada vaatlerini veyahut da tecrübenin konusundan bize vereceğin şeyleri dinleyelim senden. Ondan sonra programı yavaş yavaş toparlayacağız, kapatacağız. Şimdi bu köydeki derneğin neyiniz var sizin misal, paranız olarak, şunun olarak, bunun olarak. Ben hasta oldum. Bana yardım edebilir misiniz? Tabii. Misal olarak diyorum yani bunu. Evet. Şimdi bunu köyümüzde bir bankaya mı yatırırsınız? Hani toplayabileceğiniz bir para yahut bir şey edeceğiniz. Bankaya mı yatırırsınız? Elinizde mi tutarsınız? Köyden bir şey yapıp da alıp köye bir şey yapabilir misiniz? Yapabilir. Mesela bir saat. Diyelim ki mesela işte birisinin evi yıkıldı. Bir kaza oldu, şu oldu, bu oldu. Ona bir yardım yapabilir misiniz? Bunları yapmaya gayret edin. İmkanınız olduğu kadar komşuya yardımcı olun. Hastası varsa, sökeli varsa onu getirip götürün hastalığına, içeğine, şuna buna, doktoruna yardımcı olsun. Köyde mesela. Aynen öyle işte. O dediklerinin hepsini anladın mı? Gidiyoruz, ilgileniyoruz. Ya kanına, işte hastasına, şey maddi durumuna, yardımına, temel gıdasına benim bakıyoruz. Benim bak mesela halam öldü. Gittiniz,
yemek yaptınız, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Allah bin kere razı olsun. İşte bunu, parası olan da vardı, olmayan da vardı. Evet. Olandan alırsınız, olmayana dernek yardım etsin. Aynen öyle yapıyoruz işte. Mesela budur oğlum. Yol parası olmayabilir. Askere gitme giderken şu olur. Böylelerine yardımcı olun. Allah razı olsun. Hani çünkü köyümüzde pek bir fakir yok ama. Yok. Misal işte. Olarak yani. Şimdi biz o konuların hepsini takip ediyoruz yani işte. O dediklerin mesela hepsini. Mesela biz köyümüzde kimin durumunun iyi olduğunu, kimin yemek verebileceğini, kimin işte. Veremeyeceğini. Ama dernek olaraktan da arkasında duruyoruz. Yani bir müşkül durumunda, sıkıntılı Allah durumunda, hastasında, işte. Sökelinde, cenazesinde, gittisinde, yardımında, halatı sormadan hepsinde fayda oluyor. Yardımı yaparsınız. İmkanı olur da. Parası olmayabilir. Sonra tabii canım, ödeyim tabii canım. Hiç öyle problem yok. Onlara yardımcı olun. Öyle bir kimse. İnşallah. Gelecekteki gençlerimize hoş bir seda bırakmak. Bu anıları onlarda zamanı gelince yapmaz. Yani şimdi Davut bunu buradan alıyor ama daha sonra bunları kısaltıyor. Nostalji gibi. Film adı anlamında komple birbirine geçişleriyle, slaytlarla, fotoğraflarıyla hepsini bir oturacaklar. Hepsinden Allah razı olsun. Biz tabii buralara gelirken diyor ya aç kaldık simit. Biz de buralara gelirken bize sponsor olanlar var. Mesela Ada Pastanesi bize sponsorluk yapıyor. Bordon Pastanesi bize sponsorluk yapıyor. Davut kamerayla. Çayı getireceğiz. Tabii. Çeneniz bitmedi. Aynen. Çayı vereceğiz. Çayı vereceğiz. Program bitiyor. Yunus reklam yapıyor. Reklamdan sorumlu Yunus. Ayaktayım böyle misafir sanatçı. Yol sponsorumuz da Faruk bizim. Yol yardımı Faruk'tan ben geliyor. Enişteni severim. Enişteme bir şey yapmıyor. Zaten sunuculuk yapıyor. Göreyim dedi. Sen yönetme. Buradan şimdi enişte. Gece gündüz. Enişte programı şimdi kapatıyoruz. Çay içiyoruz. Biz çay içeceğiz. Burada bugün bize ev sahipliği yaptığınız için sana, Mehtap ablama, herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun diyorum. Buradan bir elinizi Allah hoş bir şey kalsın. Böyle bir şey yaptığınız için işte. Çok teşekkür ederim. Beni gelip şurada ziyaret ettiniz. Biz, görevimiz. O bizim görevimiz ya. Bu kadar bu bizim görevimiz. Allah bundan size razı olsun. Allah razı olsun. Hepinize yani. Ayağımıza. Biz herkesin gönlünü almaya, herkesin elini öpmeye gideceğiz. Allah nasip ettiği müteşekkir. Sen bize şu güler yüzünden karşı